Öncelikle şundan başlayacağız. Perşembe günü Aquarium Express'ten birkaç çeşit yem söyledim. Açıkçası Aquarium Express'ten daha önce ben alışveriş yapmadım ama yani hız ve bilgilendirme konusunda bayağı başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Perşembe verdim. Yem kargo cuma verildi. Bugün elime ulaştı. Birkaç çeşit yem aldım ki hem ben de deneyimliyim diye. Bir tanesi Spirulina. Sarımsaklı yem. AHM'nin yani çok kaliteli değil diye biliyorum. Açıkçası yorum yapamıyorum çünkü kullanmadım ben bunu. Sarımsaklı yem aldım dursun. Arada veririm. Yani. Şu yem Aralık ve Ocak ayında 75 liraydı. Bir ay sonra 85 lira oldu. Hatta birkaç ay boyunca ben bunu 85'ten aldım. Geçen ayda 100 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam. Hatta Pet Shop şey demişti. 130 lira oldu abi ben 100'den veriyorum demişti. Ya şu yemin fiyatı dehşet uçtu. Yani ben bunu günde 3 öğün veriyorum. Her gün veriyorum bir de şu kabuksuz Artemia'yı. Dehşet pahalandı. Bunun bir muadili ne yapacağız bilmiyorum artık. Öneriniz varsa yazabilirsiniz. Şu yemin yerini tutacak yem arıyorum açıkçası. Rotifiş'in bu yemini ben her gün kullanıyorum yani. Aa, ben fazla yem almışım. Bu da Aquarium Express'in kendi yaptığı karışımlardan yani bölme yem. Özel yavru yemiymiş. Baya ince Artemia gibi yani boyutları. Bunu da deneyeceğim. Birazdan zaten çekeceğim balıkların tepkisine merak ediyorum. Diğeri buydu. Bir de sürekli kullandığım Tetra Pro Color. Arkadaşlar bu normalde diskus yemi, yemi diye geçiyor ama ben bunu yavrularda vermiyorum tabii ilk 2 hafta falan. Genelde 2 haftadan sonra vermeye başlıyorum. Yetişkinlerde her öğünde veriyorum. Abi şu yeme bayılıyorlar. Yani muhteşem bir ötesi bir yem bu. Bunun Tetra Pro Alk bitkisel yemi de bende mevcut. Şu yemden çok memnunum. Şu ikisinin banko olsun elinizde. Bir de bu Tetra Pro'nun bitkisel bazlı yemi olsun. 3 farklı yem yeter. Hadi bunu da almadın diyelim. Hangi yemi kullanmalıyız derseniz bir bu bir de bitkisel kesinlikle ve kesinlikle elinizde olması lazım. Benim önerim ve deneyimlerim bu yemlerin kaliteli olduğu yönünde bunları tavsiye ederim. Burada bir de benim kendi hazırlamış olduğum bazı dekorlar, süsler var. Bunları deneyeceğim. İşte burada polis hattı şeridi var. Akvaryumun altındaki bölmelere bir şerit çekeyim diyorum. Lütfen bak ama dokunma. Ya bunları akvaryumun işte kapağına sağa sola böyle ufak tefek sticker gibi düşündüm. Deneyeceğim. Siz de çıkartabilirsiniz. Birazdan söylerim. Balıkları beslemeyin. Şu benim Agua Mantis aranıyor. Bu da dehşet ingo. Lütfen balıklara dokunmayınız. Şöyle ufak ufak stickerlar çıktılar aldım. Bunları böyle akvaryuma süslemek için kullanacağım. Dekor amaçlı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İşte bu süsleri hazırladım. Yemleri aldım. Şimdi şu yemleri deneyeceğim. Özellikle şunu çok merak ettim. Bu kendi yaptıkları mix bir yem. Yavru mix. Bunu deneyeceğim. Ve yetişkinlere de şu sarımsak yemden bir deneyeyim diyorum. Vereyim diyorum. Balıklarımda herhangi bir sağlıksal problem yok açıkçası ama kabızlık vesaire yine de vereyim. Hem nasıl tepki verdiklerini de görmek istiyorum açıkçası. Hadi deneyelim o zaman. Bu Endler ve Ivory attığım akvaryumda şu yavru mix yemi deneyeceğim. Tepkini merak ediyorum. Boyut olarak kabuksuz Artemia ile aynı. Bakalım nasıl tepki veriyorlar. Şöyle bakalım. Bir yandan suyun üstünde yağ tabakası oluşturuyor ya yemler. Onu kontrol ediyorum. Yapıyor mu yapmıyor mu diye. Şu an pirana gibiler. Ya şu rengin güzelliğine bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir maşallahınızı alırım valla. Şansıma da bu akvaryum karşısına göre kameraya getirdiğim zaman çok güzel sergiliyorlar kendilerini. Şu an yemden gayet memnunlar. Hatta attıklarımın %95'i bitti. Bir sepeleme daha yapalım. Şu elimde var hala. Attım hepsini. Şu an bir kısmı da aşağı dökülüyor. Hiç önemli değil. Ben zaten bu akvaryumu özellikle biraz fazla bocalıyorum ki aşağıda da karides ve salyangozlar olduğu için çok benim için problem olmuyor. Şunun güzelliğine bak maşallah. Nazar boncuğu ya. Vallahi balıklar yemlerin içinden geçiyorlar şu an. Baksanıza ya. Ya muhteşem ya. Vallahi muhteşem. Şu an bu ilk yem hala devam ediyor. Gayet güzel, memnunlar. Diğer yemi deneyeceğim. Şimdi buradakilere de şu sarımsaklı yemden vereceğim. Daha önce kullandığım bir yem değil bu benim. Fiyatı çok uygundu açıkçası, o yüzden aldım. Biliyorsunuz yem fiyatları aldı başına gitti. Gerçekten çok pahalı yemler. Yani pet shop işletmecilerini anlıyorum. Allah sabır versin ama hani bazen biz de isyan edebiliyoruz. Bu yemi gösterebilecek miyim bakayım. Benim şöyle granül tarzında kahverengi ve siyah koyu gibi. Bakalım deneyelim. Bol bir pönçük verdim. Ha bu batıyormuş. Bak bilmiyordum. Bu benim için deneyim oldu. Bunda şöyle bir şey gördüm. Şimdi yemi attığınız zaman lepistesler tabii suyun üstünden yemeye alışkan olduğu için bu yem de dibe battığı için açıkçası çok onlara uygun gibi değil. Bakın hala suyun üstünde yem arıyorlar. Ama suyun üstünde yem yok. Battı. Bak Japon balıkları keşfetti. Yamyam gibi abi şu an. Yamyam gibi saldırıyor dibi gördüğünde. Ama lepistesler şu an suyun üstünde yem aradığı için hiç oralı olmadılar. Açıkçası hani bunu biraz ufalasam mı ki? Hani yemi kesinlikle yiyorlar. Yemezler böyle tek hamlede diye düşündüm ama yiyorlar ama çok avantajlı değil. Hani benim şu avantajım var. Deli gibi salyangoz var tabii. Benim hani öyle dipte yem kalma sorunum olmadığı için. Hani lepistes konusunda bu yemi çok avantajlı görmedim açıkçası. Ama yine de ufak da olsa diğer balıkları da vereceğim şimdi. Şimdi geldi
normalde şu Tetra Pro'nun yemini arkadaşlar farkı anlayacaksınız. Yalnız şunda şöyle bir şey var. Normalde yemi attığınız zaman suyun üstünde bir yağ tabakası oluşuyor. Yani tek dezavantajı bu diyebilirim. Ama bu yemede balıklar bayılıyor. Hemen atıyoruz. Ya suyun üstünde kaldığı için lepis testlerin işine geliyor açıkçası. Hani demin tabii ki batıyor her yem gibi ama yani bunda yukarıdan tüketmeleri çok daha kolay oluyor. Bu yem de gerçekten benim işime yarayan yemlerden biri. Elimde bir tane yem olsa sadece bu olsa yeter yani sadece bununla balıkları beslerim. Bununla tek beslediğim dönem de oldu. Tabii ki bir ay falan kadar sürdü ama yani tek bir kabızlık vesaire belirtisi görmemiştim ben hiç. Yani bu yeme hayır diyebilecek bir balık yok bende şu an. Yavru büyütme, sağlıklı balık beslemenin bendeki tarifi budur. Rotifish'in kabuksuz artemiyası. Artemiyi çıkartmakla uğraşmıyorum. İstemeyen arkadaşlar için şu olmazsa olmaz. Fiyatı ne yazık ki pahalı. Nisan 2024 tarihinde bu 115 lira. Bu da bir ay kadar falan gidiyor yani. Yavru balınız yoksa odur ama yavru varsa, yavru beslemek istiyorsanız bu kesinlikle olmak zorunda. Uygulamada bunu 5 dakika suda bekletip öyle verin diyor ama ben göstereyim. Ben bunu direkt böyle döküyorum. Hatta bol döküyorum ben. Bu akvaryum biraz kalabalık. Şöyle yaparsam net görürüz galiba. Bu yeme bayılıyorlar yani. Ya başlamışken şunu da göstereyim dedim. Ben bu akvaryumları sıfırdan kurarken bu bakteri kültürünü kullandım arkadaşlar. Bug da aktif. Sürekli kullandığım bir şey değil. Sürekli kullanabileceğiniz de bir şey değil zaten. Önerebilirim. Yani ben herhangi bir dezavantajını görmedim. Fiyatı da uygundu yani bundan 4-5 ay önce. Son olarak da metilen mavisi olmazsa olmazımız her ihtimale karşı. Şu markayı kullanıyorum. Burası biraz çorba oldu tabii de. Başlamışken hepsini göstereyim dedim. Şimdi kullandığım yemlerin en başında birinci sırada tabii ki Tetra Pro'nun protein yemi var arkadaşlar. Şu benim bir numaralı yemim. Aslında bir numaralı yemim bu ama daha çok yavru büyütme ve besleme ağırlıklı olduğu için ikinci sıraya koydum. Yani ne yazık ki pahalı ama gerçekten muhteşem bir yem. Bu ikinci sırada Rotifish'in kabuksuz artemiyası var. Bunsuz hele lepistes canlı doğuran besliyorsanız yani yavru büyütüyorsanız, üretim yapıyorsanız şu olmazsa olmaz yani. Bunu da tabii öyle söylüyorum. Canlı artemiye çıkartmıyorsunuz ya da çıkartmak için uğraşmıyorsunuz ben gibi. Ben uğraşmıyorum açıkçası. Şu bana ne kadar gidiyor derseniz bir ay gidiyor. Hemen hemen 3 öğün veriyorum balıklarıma. Üçüncü olarak da Tetra Pro'nun bitkisel yemi. Yani bunu açıkçası bunu 1 veriyoruz. Yani bunu 2 veriyorsam bunu 1 veriyorum. Bitkisel yemde kesinlikle olması lazım. Bir de şöyle karidesler için karidinle nanostik almıştım ben Tropical'in. Bunu da alalı 2-3 ay oldu. Yani bunun ben daha 3'te 1'ini bitirmemişim diyeyim size. Yani şu da kaç liraydı yazıyor mu? Fiyatını şu an unuttum. Yani şunu tavsiye ederim batan yemlerden. Ben en azından şöyle bir dezavantajını yaşıyorum. Akvaryum karma olduğu için ve nüfus fazla olduğu için örnek veriyorum. Burada benim mavi kadife karideslerim var. Ben bu yemi kullanacağım zaman şu otların arkasına atıyorum ki hani diğer balıklar musallat olmasın diye. Çünkü bu yemi ben akvaryuma attığım gibi karideslere balıklar direkt dip yemi gibi saldırıyor, yiyorlar. O yüzden bunu ben biraz daha böyle yukarıdan aşağı zula yapıyorum. Yani şuradan aşağı atıyorum böyle 2-3 tane. Küçük batan yemlerden bunu da kullanabilirsiniz. Olmazsa da olur. Ama ben aldım, denedim. Haftada bir aklıma gelirse otların arasına atıyorum şöyle köşelere. Kullandığım yemin biri de buydu. İlk defa kullanıyorum. AHM markasını çok kaliteli değil diye biliyorum. Yani kullanacağım ama şimdi bence şöyle bir dezavantajı var. Demin sizle de denedik. Yani batıyor ve batan yemlerde lepistesler genelde su üstünden yemlendiği için yem kalmayınca dibe gidiyorlar burada olduğu gibi. Yani çok emin olamadım yani. Keşke hani kul yem gibi olsa batmasa mı diyeceğim. Mutlaka faydası vardır. Sarımsaklı yem biliyorsunuz balıkların sindirim sistemini temizliyor, rahatlatıyor. Ya deneyimleyeceğim. Ben bunu sürekli kullanmam. Kesinlikle sürekli kullanmam. Hani haftada bir belki bir öğün verebilirim. Aklıma gelirse ya da bir problem balıklarda yaşarsam. Denemek için aldım. Fiyatı çok uygundu. Şu an hatırlamıyorum. Bunu deneyeceğim. Gelelim bir de bitki besinlerine. Arkadaşlar biliyorsunuz ben basit bitkiler kullanıyorum akvaryumumda. Ağırlıkla lepiste sotu, tilki kuyruğu var ama. Tabi burada rotala türleri var. Onlar için de aslında düşünerek almıştım. Bunu bana pet shop sahibi önerdi. Tropica'nın Premium Nutrition. Yani tüm akvaryumlarda kullanabilirsin dedi. Ve ben şu an hani çok faydasını gördüm mü? Görmedim. Hani bilmiyorum. Bitki sayım az olduğu için olabilir belki. Bunu da 3 ay önce falan almıştım. 280 liraydı galiba, biraz pahalı ama bir daha alır mıyım emin değilim. Sonuçta ben de böyle ahamşamlı bir bitki olmadığı için sadece şunlar için almıştım. Ya yani memnun kalmadım diyemem, kaldım da diyemem. Hani açıkçası ben gözde görülür bir şey hissetmedim yani. Bir daha para vermem muhtemelen buna. Daha dibinde biraz kaldı, ben bunu kullandım ama sonra suyla çalkaladım bizim Türk iş şampuan çoğaltma yöntemiyle biraz akvaryum suyu koydum içine. Bir de bu var. Kullandığım yemler, kullandığım besinlerin hepsi burada. Bunlardan tabii ki biri numara bu. Tetra Pro, Discus.
protein yemi. 2 numara Roti Fish kabuksuz artemia. 3 numara kesinlikle Tetra Pro. Şu paketi 50 liraya aldım. Bayağı gidiyor. İlk defa bugün kullandım. Balıkların tepkisi güzeldi. En güzel yanı da şu oldu. Normalde yemi koydum, suyunu attığınızda suyun üstünde bir çok ince bir yağ tabakası oluyor. Hani yani şu yemde o kalıntıyı görmedim yani. Bu hoşuma gitti o özelliği. Yalnız şunu söyleyeyim. Şu sarımsak yemini de suya attığımda bir yağ tabakası bıraktı yani. Bir salınım yaptı suyun üstüne. Bu hoşuma gitmedi açıkçası. Normalde şu protein bazlı yemlerde oluyor ama bu kadar olmuyordu. Bu fazla bir kalıntı bıraktı suyun üstünde. Biraz da ne, o yüzden çok sık kullanacağımı sanmıyorum. Şu 40-50 lira bir şeydi galiba ya. Çok pahalı bir şey değildi. Ben paketin yarısını şuna döktüm. Bunu da deneyimleyeceğim yani. Umarım şey memnun kalırım. Eğer şu yemden memnun kalırsam muhtemelen şu Artemia'yı almayı bırakacağım yani. Çok pahalı çünkü. 115 lira falan şu ufacık şey. Fazla pahalı arkadaşlar. Hani ucuza bulursanız söyleyin, biz de oradan alalım. Benim en ucuz bulduğum internette 115 liraydı. O yüzden aldım. Sonuç olarak arkadaşlar benim kullandığım, önerdiğim yemler şimdilik böyle. Tabii ki yani onlarca, yüzlerce çeşit yem var. Ev yapımı yemler de var. Hatta bununla alakalı internet üzerinde bir tane tez buldum ben. Belki yakın zamanda değil ama ilerleyen zamanlarda yem yapmayı düşünüyorum. Ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum. Tabii bunlar maliyetli işler. Çünkü kullanacağınız reçetede yazan ürünler pahalı ürünler. Bir de yaptığınız zaman bunları tabii ne yazık ki minimum yarım kilo, bir kilo ya da 100 gram şeklinde almanız gerekiyor. Formül çıkartıp tekrardan o tarifi yapmak da bir ayrı işçilik. Hem maliyetli hem işçilik. Hadi yemi yaptınız, yemden sonra bir de bunu şekil verme vesaire boyutu var işin. Zor bir iş gibi geliyor. Açıkçası ben bunu uzun zamandan beri düşünüyordum. Bir de yavrular için alternatif olarak bir ev yapımı tarzı bir yem düşüncem var. Bunu da zamanla anlatacağım. Benim şu ana kadar deneyimlediğim ve memnun kaldığım, kalmadığım durumlar bu. Bahsettiklerimin haricinde bir değişim olur, gelişim olur. Olumlu olumsuz bir deneyim kazanırım. Bunu tekrar zaten size anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.